Arkadaşlar merhabalar. 50 günde TYT Geometri kampında, yani şu kitabın kampında geldik 25. güne. Bugün yamukta alan işleyeceğiz ve bugün yamuk konusunu bitireceğiz. Yamukta alan kolay kardeşim, merak etme. Paraya kenarda alanı anladın mı? Üçgende alan yapıyor musun? Yapıyorsun. Geçmişin sağlam. O zaman burası da sağlam olacak. Hiç merak etme. Hadi derse başlayalım mı? Ama başlamadan önce ne yapıyorduk? Şafak sayarı açıyorduk. Açalım, kaçıncı sayfada olduğumuzu görelim hemen. Sayfa numarası 25. günde 149'da olacağız. Sonra bakıyorum. Şuraya baktığımızda 25. günde kaç tane dersimiz olacakmış? 2 dersimiz olacakmış. 2'şer sayfadan. Sonra haftalık programa da bakalım, şöyle ayıp olmasın. Haftalık programda da 13. hafta tam anlamıyla bitecek 25. günde bitirdiğimiz zaman. Evet, hadi bakalım. Sayfa numarası 149'a geldik. Yamukta alan. Şimdi tabii ki her zaman ilk başta temel yapıyla başlıyoruz. Temel yapımız nedir? Şekilde 90 derece varsa, hani üçgende neydi? Taban çarpı yükseklik bölü 2'ydi. Paralel kenarda alan neydi? Taban çarpı yükseklikte. Şekilde 90 derecede özel bir açı varsa, yamuğun alanı da alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. 90 derece veya özel açı varsa bunu mutlaka uygulayacağız. Hocam nereden geliyor bu? Bak şimdi şunu şöyle çizecek olursam, bu üçgenin alanı ne? A çarpı H bölü 2. Şu üçgenin alanı ne? Taban C iken iki paralel doğru arasında yükseklik her zaman aynıdır. Burası da H'tır. C çarpı H bölü 2 de burası. Yani A çarpı H bölü 2 ile C çarpı H bölü 2'yi topladığın zaman ne geliyor? İşte tam olarak bu geliyor. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 geliyor. İspatı da yine nereden çıktı? Üçgenden çıktı. Ama şurada bir tanıdık bir şey var. Bak, A artı C bölü 2 tanıdık mı? Hocam bayağı bir tanıdık. Nedir bu? Orta taban değil mi? O zaman ben buna orta taban dersem, bir de çarpı yükseklik var. Aynı zamanda orta taban da verilmişse tabii ki yine buradan yapabilirsiniz. Ama şunu da bilmekte fayda var. Orta taban çarpı yükseklik de alanı veriyor. Çünkü orta taban dediğimiz A artı C bölü 2 çarpı yükseklik. Bak yine formül oluşuyor. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 hikayesi yine karşımıza çıkıyor. Hadi bakalım. Öğrenme alanında öğrenelim bu işi. Hocam öğrenme alanında şöyle bir soru var. 150 derece verilmiş, 30 derece verilmiş ve yamuğun alanı isteniyor. Ne yapacağız burada? Alt taban var, üst taban var, özel bir açı var. O zaman tabana ait yükseklik çizeceğiz kardeşim. Yani şu yamuğun yüksekliği önemli bizim için. Hop çizdik hocam. Yüksekliği bulursak olay bitti. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı kaç yapar? 3 yapar. Şimdi alt taban belli, üst taban belli. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 bana sonucu verecektir. O zaman bu 9 artı 5 olacak, pardon, burası. 9 artı 5 kaç yapıyor? 14. Bölü 2'ye 7. 7 kere 3 de kaç yapar o zaman? 21 yapar. Evet, A şıkkını 21 diye bulduk. Geldik B şıkkına. B şıkkında da hocam bu bir ikizkenar yamuk verilmiş. Burası verilmiş, burası verilmiş. Bak, normalde kitaplarda formül diye geçer. Buraya A der, buraya H der, ama her zaman söylüyorum, her soru tipini ben sana formülize edebilirim. Ama gerek yok. Bildiğim bilgileri kullan. Hocam burada ikizkenar yamuk verilmişse, ikizkenar yamukta iki tane tekniğimiz vardı. Ya köşegenleri çizeceğiz ki burada köşegenler mantıksız oluyor. Ya da ne yapacağız arkadaşım? Dikmeler. Hemen dikmeleri çizelim. Hop, bir dikme zaten çizilmiş burada. Şu dikmeyi de ben çizdim. Dikmeyi çizince hocam A ise burası da A mı? A. Şuraya X diyelim hadi ya. X ise X. Buraya ne kaldı? 6-X. Dikdörtgenden dolayı yukarısı da 6-X. Şimdi benden alan isteniliyorsa alt taban artı üst taban. Alt tabana bakıyorum. 6 artı x yazıyorum buraya. Artı üst taban ne çıktı? 6-x. Çarpı yükseklik. Yüksekliğim de zaten 6. Bölü 2 bana sonucu verecektir. Hocam x'ler nereye oldu? O zaman burası 12 çarpı 6 bölü 2 eşit oldu. O zaman bu da kaç yaptı? 36 yaptı. Evet, öğrenme alanı 5 kısmında da ilk baştaki alandaki girişi öğrenmiş olduk. Ve güzel öğrendi değil mi? O zaman hadi bakalım örnek 30'a geçelim. Örnek 30'da ABC'de yamuk BCF eşkenar üçgen demiş. Hemen BCF eşkenar üçgense şuraları şöyle 8-8-8 diye gösterelim. Ve buraları da 60-60-60 değil mi? Evet. Şimdi benden yamuğun alanı isteniliyorsa ki şekilde 90 derece var. Büyük ihtimalle neyi kullanacağız? Alt taban artı üst taban çarp yükseklik bölü 2'yi kullanacağız. Hocam bu eşkenar üçgen ya. Yamuğun da yüksekliği lazım olacak ya bana. Ben bunu böyle çizersem eşkenar üçgenin yüksekliği 4-4. 30'un karşısı 4 ise 60'ın karşısı da 4 kökçü olur. Bu yüksekliği kaç bulmuş olduk o zaman biz? Hocam bu yüksekliği 4 kökçü olarak bulduk. Sonra ne yapacağız? Hocam alt taban tam olarak belli değil. Şurası eksik. O zaman ben buradaki verilen bilgiyi de kullanmak zorundayım. İkizkenarlığı da kullanmak zorundayım. İkizkenarlığı nasıl kullanacağım? Hocam ikizkenar olup da tabanda mevcutsa insan olan tabana ait yüksekliği çizer. İnsanlık yapalım, tabana ait yüksekliği çizelim. 3 3 diye iki eş parçaya böldü. Sonra 9'u kullanmadık. 9 ya. Burada bir dikdörtgen çıktı. Hocam buranın 9 olması lazım. 4'ü burada, 3'ü burada, 7'si buradaysa yani buraya ne kaldı o zaman? 2 kaldı. Şimdi alt taban belli mi? Belli hocam. Ne burası? 8 var, 2 var, 6 var. 16 yaptı alt taban. Artı üst
taban kaç? 9. Çarp yükseklik 4√3 bölü 2 bana alanı verecek. Yani 25 çarpı 4√3 bölü 2. Şunlar sadeleşse 2 yapar. Cevap da böylelikle 50√3 çıkar. Evet, örnek 30'u böylelikle 50√3 olarak bulduk. Kolay bir soru. Geldik şuraya. Hocam dik yamukta alanı vermediniz. Aynısı kardeşim. Alt taban artı üst taban çarp yükseklik bölü 2. Yükseklik sadece dik yamukta şu kenar yapıyor. Dik yamuk dediğine göre buradaki açımız kaç derece hemen yazalım. 90 derece. Burası da 90 derece. Ali Bey uzunluğunu 12 vermiş. EF uzunluğu K iken burası da 3K verilmiş. Hemen K iken 3K. Hocam buradaki K'ya 3K niye verildi? Direkt onu kullanalım. İlk etapta hocam paralel, yani karşılıklı kenarlar paralel ya, oran da var. Benzerlik vardır diye hemen aklından geçti. Aklına gelen başına gelsin dedik. Hemen şuradaki olayı bulduk. Hocam 1'e 3 oran varsa yukarıdan aşağıya 1'e 3 oran olacak burası. 3x 12 ise x'i de kaç buluruz böylelikle? 4 olarak buluruz. Evet, burayı 4 bulduk. Sonra ne demiş? ABC eşkenar üçgen demiş. Eşkenar üçgense bunlar 12. Burası da 12 mi? Evet, 12. Dik yamuğun alanı. Arkadaş, dik yamukta biz ne yapıyorduk? Tabii ki şu yüksekliği çiziyorduk. Hatta bu yükseklik özel bir durumda oluyor burada. Bak, çiz bakayım bu yüksekliği. Sen bu yüksekliği çizdiğin zaman aynı zamanda ne yapmış oluyorsun? Hocam, eşkenarda da yükseklik çizmiş oluyorum. Baksana buradan. Hop, yükseklik çizdin. Burada dikdörtgen oluşturdun. Eyvallah. Aynı zamanda bu eşkenar üçgeninde yüksekliği oldu burası. Eşkenar üçgendeki yükseklik tabanı iki eş parçaya böler 6 6 diye. Aşağısı 6 ise yukarısı da 6 olacak. Buraya kaç kaldı o zaman? 2 kaldı. Şimdi yüksekliği de ben bulabilirim bu arada. Bu bir eşkenar üçgende. 60 60 60'lı, yani 30 30 burası. Şimdi dikkat et. 30'un karşısı 6 ise 60'ı karşısı 6√3 yapar. Geldim buraya 6√3'ü yazdın. Yani burası da 6√3 çıktı mı? Çıktı. Şimdi benden ABED. ABED. Evet, şuradaki yamuğun alanı isteniyor. Arkadaş dikkat. Şu yamuğun alanı isteniyor. O zaman bu yamukta alt taban ve üst tabana bakacağım. Alt taban 12, üst taban 2. Alan o zaman 12 artı 2 çarp yükseklik, yüksekliğim 6√3. Hemen 6√3. Bir de bölü 2 dersem olay bitti. 14 2. Alan da buradan kaç buluruz? Sadeleşti. 7 yaptı. 6 kere 7 42√3 diye sonuca ulaştık dostlar. Evet, örnek 31'de 42√3 bulduk. Geldik bir sonraki soruya. Şimdi bir sonraki soruda neler verilmiş? ABC'de bir dik yamuk verilmiş, paralellik verilmiş, açıortaylar verilmiş. Şimdi sen açıortayları görünce 3 ve 10 da verilmiş bize. Açıortayları görünce açıortaylarla ilgili yamukta ne biliyorsun? Hocam, yamukta açıortaylar tabii birbirlerini 180 dereceye tamamlayan açılardaki açıortaylar, ki bunlar 180'e tamamlıyor. Dik kesişir ve orta taban üzerinde kesişir. Önemli demişti. Hocam, bu dik kesişir ve bu orta taban üzerinde bir nokta olacak. Yani ben buradan bir paralel çizdiğim zaman bu orta taban çizgisi oldu mu? Oldu. Hatta bu orta taban çizgisi oldu. Hatta burada da muhteşem üçlü oluştu mu? Oluştu. Yani 5 5 5. 3 ise burası da 3 oldu mu? Oldu. Şimdi benden dik yamuğun alan isteniyor. Alan alt taban artı üst taban çarp yükseklik bölü 2 idi. Aynı zamanda şu bizim tanıdık değil miydi? Evet. Dikkat et. Burada zaten orta taban çizgisi var. Bu bizim tanıdık. Yani alan aynı zamanda orta taban çarpı yüksekliğe eşittir. Alan neye eşit oldu o zaman? Orta tabanımız 5. 5 çarpı yükseklik kaç? Dik yamuk olduğu için burası 90 90 olacak ve yüksekliği de 6 oldu o zaman. Direkt 5 çarpı 6'dan cevap 30 olur. Ha, sen şunu dersin. Hocam, A yazarım, C yazarım. Formülü yazarım sonra. Formülü yazdım. A artı C bölü 2. Bak 5. Gelirim burada bunun yerine 5 yazarım. H da 6. Yerine yazarım. Olay biter. Ama orta taban varsa da alan orta taban çarpı yüksekliğe eşit dostlar. Tamam. Örnek 32'yi de bu şekilde bulduk. Evet, 30 bulduk. Geldik örnek 33'e. Yine ilginç bir dik yamuk sorusuyla karşı karşıyayız. Ne yapacağız burada? Bu bir dik yamuk arkadaş. Hiçbir şey verilmemiş. Alan verilmiş bize. Tüm alan verilmiş. Ne yapacağız burada? Bakalım arkadaş, verilen bilgileri tam kullanayım. Dik yamuk var. 90 derece var. Hocam, ikizkenar dik üçgen 45-45. A-A-A-Kök gibi işime yarıyor mu? Yaramıyor. O zaman silelim onları. Ne yapacağız burada? 90'lar havada uçuşuyor. 90'lar havada uçuştuğu zaman ne yapıyorsun? Dal alfa beta'ya. Dalayım alfa beta'ya. Alfa beta. Alfa beta. Hocam, şu üçgenle şu üçgen eş oldu. Eş olmasını kullanacağım. Eş olmasını nasıl kullanacağım o zaman? Burada alfanın karşısına A dersem, alfanın karşısı öbüründe A'dır. Buraya B dersem, beta'nın karşısı. Beta'nın karşısı burası da B midir? Evet. Şimdi alan verilmiş bana, 50 olarak verilmiş. Alan dediğim şey alt taban artı üst taban A artı B. Çarp yükseklik. Yükseklik de A artı B yaptı. Bölü 2. 2 ile 50'yi çarptım. 100. A artı B çarpı A artı B. A artı B'nin karesi yaptı. A artı B'nin karesi 100 oldu. A artı B de böylelikle kaç çıkar? 10 çıkar. Bizden ne isteniyor? AD. AD uzunluğuna bakalım. AD uzunluğuna bakacak olursak. Hocam, o da A artı B. A'yı B'yi ayrı ayrı bulmama gerek kalmadı. Yani cevap böylelikle 10 yaptı. Sadece elimiz çalıştı. Ne verilmişse onu yaptık. Alan verilmiş, onu kullandık. Verilen bilgiyi yine kullanarak yine çözüme rahat bir şekilde ulaştık dostum. Yani verilen bilgi odaklı gittiğin zaman nasıl soru gelirse gelsin kardeşim.
kardeşim. Sorular acayip bir şekilde akacak. Evet, cevabı 10 bulduk. Geldik bir sonraki soruya. Oo, yeni nesil ağırlıklı sorulara geldik şimdi. Öncelikle ben burada işin sırrını da sana vereyim. Bak, bu soru karede soruldu. Karede. Bak, karede soruldu. E ben bunu nerede sormuşum sana? Eşkenar dörtgende sordum. Niye eşkenar dörtgende sormuşum bunu? Çünkü arkadaşım burada bir yamuk var. Yani eşkenar dörtgen diye sormuşum. Ama aslında yamuk sorusu. Burada bir yamuk var. Burada bir yamuk var. Burada bir yamuk var. Gördün mü? Yamuk konusunun içinde olduğu için ben bunu burada sordum sana. Çözümde de yamuk kullanacağım için. Ve karede sorulmuş bu soru. Ve daha da değiştirilmiş. Karedeyken daha basiti. Tabi uzun yoldan yapan arkadaşlarınız da vardı. Şimdi ÖSYM'nin sorusunu bir evirip çevirmişim, karşınıza getirmişim ya. ÖSYM'de aynı şeyi yapıyor ya. O yüzden şimdi şanslısın. Ben bu soruyu, karedeki soruyu getirmişim sana, yamuğa uyarlamışım. Bak, karedeki soru yamuğa uyarlanmış. Bak sen şu işe. Bir de eşkenar dörtgene uyarlanmış. E o zaman hadi bakalım çözelim soruyu. Şekilde verilen eşkenar dörtgenlerin birer kenarları AB doğrusu üzerindedir. Evet, AB doğrusu üzerindeymiş. Sonra eşkenar dörtgenlerin birer kenarları 2, 4, 6 birim olarak verilmiş. ABC açısı da 120 derece olarak verilmiş. Buna göre boyalı alanlar toplamı nedir diye soruluyor bize. Şimdi arkadaş, eşkenar dörtgenler bu şekilde verilmiş ya. Tamam. E hocam, şunlara bakacak olursam bu kenarla bu kenar paralel. E buradaki eşkenar dörtgenden bununla da bu paralel. Dolayısıyla şunlar paralel oldu. E bununla da bu paralel değil mi buradaki eşkenar dörtgenden dolayı? Dolayısıyla şurada bir paralellik çıktı. Yani şunlar paralellik çıktı arkadaş. Şöyle paralel, şöyle paralel ve şöyle paralel oldu. Güzel. Buradaki paralellikleri kullanalım. Şurası 2 bölü 4. Arkadaş dikkat dikkat. Burada ne var? 2 bölü şöyle bir şey var. Temel orantı var. Şuradaki oranı da yazabilirim ama geçiş olmayacak galiba. Şuradaki oranlamalara geçiş yapayım. O zaman tekrarlı gideyim. Şurada 2 bölü kaç oran var? 6 oran var. 2 bölü 6 dediğimiz nedir? Hocam 2 bölü 6 1 bölü 3'tür. O zaman burası k iken burası ne olacaktır? 3k olacaktır. Sonra hocam şuraya bakacak olursak burası 6k değil mi? Evet, 6 pardon. E hocam burası da 6. Burası da 6. Şu paralelliğe bakacak olursam burada temel orantı var. Şöyle şöyle diyebilirsin. Ya da 2 bölü 12 diyebilirsin. 2 bölü 12 1 bölü 6'dır. K ise 6k diyebilirsin. Ya da hocam şunlar birbirine eşit ya. Direkt 3k ise burası da 6k olmayacak mı? 6k olacak. Orta tabandan dolayı. O zaman geldik buraya, 6k'yı yazdık. Sonra 6k ise burada 6k yazdık ama dikkat et, zaten bu bir eşkenar dörtgendi. Burası kaç? 6 değil mi? Evet. Çünkü bu kenar 6 ise burası da 6 olacak. K dediğimiz o zaman 1 çıktı. K dediğimiz 1 çıktıysa geldim buraya 1 yazdın, geldim buraya 3 yazdın. Hocam şimdi ne yapacağız burada? Biz bu şekilde sonuca şöyle ulaşabiliriz. 1. 120 derece ya burası. Burası da 120 derece. Bu üçgenin alanını ayrı bulurum. 1. 2. Burası 120 derece olduğundan dolayı şu yamuğun alanını ayrı bir şekilde bulabilirim. 2. Sonra gelirim bu yamuğun alanında yine aynı şekilde 120 olduğu için alt taban belli, üst taban belli. Yüksek lazım olacak. Yüksek de şuradan bulunur. Şurası 6 ya. Burası 60 ya. 90'ın karşısı 6 ise 30'ın karşısı 3. Burası da 3 kökçü olur. Hemen 3 kökçü yazarsın. Alt taban artı üst taban çarp yüksek bölü 2'den bulursun. E hocam buradaki yamukta aynı şey. Eşkenar dörtgenin bir kenarı 2 ya. Burası da 2 olacak. Buraya 1 kaldı. E burası da kaç yapacak? 4 ya. Burası da 4 yapacağı için buraya da 2 kaldı. Sonra dikkat et, burası da 4. E hocam burası da 1 olmak zorunda değil mi? 4 olduğundan dolayı. Evet. Şimdi buradaki alanı yine aynı şekilde. Alt taban artı üst taban. E burası 120. Çekersin bir yükseklik. Yüksekliği de bulunca çarp yükseklik bölü 2'den sonuca ulaşırsın. Ama dur. Dur. ÖSYM'de sordu ya. Karede de sordu ya. Genelde öğrenciler uzun yoldan yaptı. Bir dur. Dikkat et. Benden taralı alanlar toplamı isteniyor mu? İsteniyor. Bunu her konuda bu şekilde düşünebilirsin. Garip garip yerlerdeki. Bak, yeni bir şey öğreniyorsun. Ve bu öğrenmeyi dairede alanda daha fazla kullanacağız. Ve bu tür soruları da sorabileceğinin spoilerını geçen sene ÖSYM nerede verdi? MSÜ sınavında verdi. O yüzden bu soruya dikkat. Lütfen. Önemli bir soru ve yıldızı at buraya. Alan taşımayı kullanabilirsin. Garip garip yerlerdeki alanlar toplamı sorulduğunda direkt alanları ayrı ayrı olarak bulmaktansa belki alanı başka bir yere taşıyarak daha rahat bir şekilde bulabilirsin. Taşımak dediğimiz nedir? Bak dikkat, şekli şöyle büyüteyim. Hocam buradaki alan A iken, buradaki alan B iken, burası da C ya. A'yı ayrı bulup, B'yi ayrı bulup, C'yi ayrı bulacağıma belki buradaki A'yı bir yere, B'yi bir yere, C'yi bir yere taşıyabilirim. Şimdi düşünelim. A alanı değil de B alana dikkat et. B alanı hocam nedir? Alt tabanı 3. Dikkat. Buraya çok dikkat lütfen. Alt taban 3, üst taban 1. Hocam şuna dikkat edelim. Alttaki yamukta hocam alt taban 3, üst taban 1. Yükseklik de her ikisinde aynı değil mi? Evet. Alt taban üst taban aynı. Alt taban üst taban aynı. O zaman buradaki alanla buradaki alan aynı mıdır? Aynıdır. Bak, süper bir şey. Yani burası da B alanı yaptı. Benden istenilen alan A artı B artı C alanı. Hocam A artı B artı C alanı bak şuradaki alan yaptı. Yani bu üçgenin alanı yaptı. E o zaman bu üçgenin alanını şöyle koyuyorum kardeşim. Burası 6, burası 12 ve burası 120 ve benden bu üçgenin alanı isteniyor.
diyor. Bu üçgenin alanını nasıl bulacaksın? Sinüs teoremi hocam. Saçını başını yollarım. Ne sinüsü? C120'nin mantığını kullanırsın. Şurası 60 derece ya. Çizersin bir 90. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3. Burası da 3 kök yapar. Bak daha rahat buluyorsun böylelikle. Yani alt taban, yani burada ne çıktı? Taban 12. Yükseklik 3 kök 3. A artı B artı C alanı da zaten bu üçgenin alanı demiştik. Burada da küçültülmüşünü göstermiştik. Taban 12. Yükseklik 3 kök 3. Bir de böl 2. Şunlar sadeleşti. 6 kere 3 18 kök 3 oldu. Tam yıldızlık bir soru. ÖSYM dedim ya. Bak bu ayara doğru kayacak. 2025 sayfa. Bu böyle bir soru mu görürsünüz? Ya da bu sorunun dikdörtgendeki versiyonunu mu, karedeki versiyonunu mu ya da farklı yerdeki versiyonunu mu görürsünüz bilmiyorum. Ama ben geçen seneki MSÜ'deki spoiler'dan dolayı, yani 2024 MSÜ'de çıkan sorudan dolayı o shorts'da bayram hediyesi diye bir shorts var. O shorts'a da bak. Onun da çok güzel bir çözümü var. O shorts'a mutlaka bak. Tamam. Çok güzel bir çözümü var. Onu bul. MSÜ'de çıkan soru. Bu ayarda işte o soru buraya uyarlanabilir ki önceki kare sorusunda ben sana eşkenar dörtgeni uyarladım. Görüyorsun. Çok da güzel oldu. Evet. Hoş bir soruydu. Evet. Örnek 34'ü bu şekilde bulduk. Geldik örnek 35'e. Yan kenar uzunlukları 17 birim olan, alt taban uzunluğu da 28 birim olan ikizkenar yamuk şeklindeki bir tabela. Tavandaki K ve L noktalarından 10'ar birim uzunluktaki iplerle üst tabanın köşelerinden şekil 1'deki gibi sabitlenmiştir. Evet. Şekil 1'i anlatmış burada. Şöyle sabitlenmiş. Burada bir dikdörtgen oluşmuş. Hocam burası üst tabanı C ise o zaman dikdörtgenden dolayı buraya da C diyebiliriz böyle. Sonrasında ne olmuş? Tabela şekil 2'deki gibi alt tabanın köşelerinden sabitlenirse zeminden 4 birim uzaklaşmaktaymış. Hocam bu zeminden 4 birim yukarı çıktıysa eğer bu şekle geldiğinde, o zaman senin şuradan üst tarafına olan uzaklığı bak 10 birim ya, 4 birim uzaklaşırsa 4 birim yamuk yukarı çıktı demek anlamına gelmiyor mu? Yamuk yukarı 4 birim çıktıysa buradaki yükseklik ne olacak o zaman? 6 olmayacak mı? Evet, 6 olacak. Ha şöyle de yapabilirsin. Hocam yamuğun yüksekliğine h diyelim. Şuraya da mesela zemine kadar olan uzaklığına da x diyelim mesela. Ondan sonra burada şöyle bir şey yapacaksın. Burası h üssü olacak. Burası h ya. Burası da ne olacak? X artı 4 olacak. 4 birim yukarı çıktı diyor ya yamuk. O yüzden. Şunlar birbirine eşit olacak. X artı h artı 10 eşittir x artı 4 artı h artı h üssü olacak. H üssünü de oradan 6 olarak bulursun zaten. Şimdi bir de şuna dikkat et. Buradaki uzunluklar 10 birim 10 birim değil mi? Evet. Şimdi 4 birim yukarı çıktığı için buradaki yükseklik, buraya olan uzaklık 6 birim olacak. Zaten burada ne var? Hocam bir ikizkenar yamuk var burada. 10 birim burası, 10 birim burası. Yükseklik de o zaman şu yüksekleri çizmek önemli olmuyor muydu? Önemli oluyordu. O zaman burası 6. 6, 10. Ne üçgeni? 6, 8, 10 üçgeni. Burası da 8. Bizim alt tabanımız 28'di. Burada 8, 8, 16'sı buradaysa o zaman buraya ne kaldı? 12 kaldı. Buraya 12 buldum. Buradaki dikdörtgenden dolayı burası da 12 oldu mu? Oldu. Bak dikkat. KL arası değişmiyor. KL arası burada da böyle. O zaman burası 12. C'ye geldik. 12'yi yazdık. Şimdi durduk buraya. Tabelanın görünen yüzünün alanı. Yani bu şekilde bir asma yöntemiyle bize neyi buldurdu? C'yi buldurdu. C'yi de bulduktan sonra buradaki ikizkenar yamuğun alanını rahat bir şekilde bulabiliriz. Nasıl bulacağız kardeşim? Hocam ikizkenar yamuk. Ya köşegenleri çiziyorduk ya da dikmeler. Dikmeleri çizelim. Hop çizdik. Hop çizdik. Yukarıyı biz 12 bulduk ya. Burası da 12. 28'den 12 çıkınca 16 kalır. O zaman bunlar da birbirine eşit olduğundan 8, 8 diye paylaştı. 8, 17. 8, 15, 17 üçgeninden burası 15 oldu. Yamuğun yüksekliğini 15 bulduk. O zaman alan neye eşit olacak? Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik böl 2'ye eşit olacak. Hocam burası 40 bölü 2 20. 20 ile 15'in çarpımı da kaç yapar? 300 yapar. Evet, bu sorunun laciverti de yine sınavda çıktı. Haberin ola. 35. soruyu böylelikle 300 bulduk. Evet, ÖSYM benzeri sorular bunlar. Dikkat edin. Bu da aynı şekilde. 36. soruya geldik şimdi. 36. soruda da ne verilmiş arkadaşım? Kenar uzunluğu 10 birim olan ABCD karesi. Bir kare verilmiş. Sonra 2 santimetrelik yerler belirlenmiş. DF ve BE çizilerek. O zaman arkadaşlar buradaki üçgenler eş üçgenler değil mi? 2'ye 10'luk dik üçgen, 2'ye 10'luk dik üçgen. Hatta burası da kaç olacaktır? 8, 8 olacaktır. Tamam. Çünkü bu bir kare olduğundan dolayı tamamı 10 ya. Buraya 8 kalacak. Dursun aklımızda. İlk önce şu DF ve BE doğru parçaları boyunca katlanmış. Hadi katlamayı birlikte görelim. Her zamanki gibi ne yapıyoruz? Önce şöyle bir DF boyunca ve BE boyunca katlıyoruz. Katladık. Şu şekil karşımıza çıktı. Sonra bu şekilde bir paralel kenar oluştu ya. O paralel kenarın tam ortasından böyle katlayayım ki üstte kenarla altta kenar çakışsın. Tam ortasından katladım böyle. İşte en sonki şekil karşımıza çıktı mı? Çıktı. Buna göre diyor bu yamuğun alanı kaç birim karedir diye soruluyor bize. Tamam. Katlamayı da gördük. Hadi bakalım. Katlamalarda ne yapıyorduk? Katlamayı geri doğru açıyorduk. Şimdi burada biz şurada katlamayı geri doğru açalım arkadaşım. Şurada şöyle açalım. Hadi şunun üzerinde çalışalım. Gel şunun üzerinde çalışalım. Şunun üzerinde çalışıyoruz kardeşim. Açtım şöyle. Hocam şöyle açtım. Şurası 2 birim. Burası 10 birim. Burası da açtığın zaman 2. Hop şöyle
şöyle. Şunu açtın. Açamadım. Çizgiyi duramadım. Şunu açtım. Şunu açtım şöyle. Buranın da ben 2 olduğunu biliyor muyum? Biliyorum. 2'ye 10 olduğunu biliyorum. Hatta burası da aynı şekilde. Hocam 2'ye 10 olduğunu biliyorum. Sonra burada bir paralel kenar mı çıktı karşımıza? Evet hocam. Çünkü bunlar eş üçgen değil mi? Dikkat. Hocam bunlar eş üçgen. 2 onluk eş üçgen. E hocam burada 2'yi gören alfaysa burası betadır. 2'yi gören alfaysa burası nedir? Betadır. Z'den dolayı paralel ya karşı kenarlar. Burası da beta oldu. Dikkat et. Betaya beta çıktı burada. Hocam bunlar o zaman yöndeş açı sağlandığı için ne olmak zorunda? Paralel olmak zorunda. Yani şunlar birbirine paralel. Bunlar da birbirine paralel. Şuradaki katlamadan sonra oluşan şekil bir paralel kenar oldu. Sonra ben bunu bir daha katlayacakmışım böyle aşağı doğru ve şu kenarları böyle çakıştıracağım. Ki benim bu katlamayı nasıl yapmam lazım? Tam ortadan yapmam lazım ki bunlar böyle çakışsın. Tam ortadan yapayım şöyle. Şunu tam ortadan yapayım ki bu böyle buraya geldi. Sonra. Bu da böyle tam olarak buraya gelmek zorunda. Buraya gelmek zorunda. Niye hocam? Çünkü ben bunu tam ortadan katladığım zaman bu kenarlar üst üste çakışacak dedim ya. Bak dikkat et sorudaki klaslığa bak. Hocam tam ortadan katladım şöyle. Ben buranın 90 derece olduğunu biliyorum. 90'dan çizilen kenar ortay muhteşem üçlü. O yüzden senin buradaki katlamanla buradaki katlama uzunluğunun birbirine eşit olacak ya. Tam oradaki katlanan nokta buraya gelmek zorunda. İşte bunu katladığın zaman bak şuradaki üçgen gördüm buraya geldi. İşte bu şekilde bir katlamayla karşılaştık kardeşim. Evet. Aynı mantık şurada da var tabii. Bak şurası eşit, burası eşit, burası da eşit. Hatta buradan da şöyle bir dik çizdiğin zaman yani bunu çizdiğin zaman burası dik olacak. O zaman dikdörtgen oluştu deyip 2 ise burası da 2 diyebiliriz böyle. Tamam olayı anladık şimdi. Bizden kağıdın nesi isteniyor? Buna göre yamuğun alanı isteniyor. Hocam bu kare şeklinde bir yamuktu. Kare şeklinde bir yamuktu. O zaman burayı ben 8 buldum. Burası tamamı 8 değil mi? Bak şurası. Evet. Neyi bulmam lazım benim? Yamuğun. Hangi yamuğun? Bir dakika ya. Buna göre bu yamuğun. En son bu. Buradaki şeklin alanı isteniyor benden. Dur. Arkadaş buradaki şeklin alanı isteniyor benden. Tamam. Şimdi burada tam orta noktalardan böldük ya bunu böyle. Tam orta noktalardan böldüğüm için şunu çizildiği zaman burada bir paralel kenar oluştu mu? Oluştu. Niye ben bunu bulmaya çalışıyorum? Çünkü hocam burada buradaki yamuğun alanı isteniyor benden. Alt tabanı belli. Çünkü burası paralel kenardan 8 geldi böyle. Burası da 2. Alt taban 10 yaptı. Üst tabanı bulmam lazım. Üst taban kaç? Hocam üst taban da şuradaki paralel kenardan dolayı 8. Hemen buraya 8'i yazdım. Sonra yamuğun alanını yazacağım. Yamuğun alanı alt taban artı üst taban. Alt taban 10, üst taban 8. Dikkat bir daha söylüyorum. Alt taban 8, 2 daha 10. Üst taban 8. Çünkü benden bu yamuğun alanı isteniyor. En son oluşan şeklin alanı isteniyor. Sonra yüksekliği bulmam lazım hocam. Yükseklik nedir? Yükseklik hadi şuradan çizelim böyle. Buradan çizdiğin zaman da ne çıktı arkadaşım burada? Bak şunlar eşit. Bu da yamuğun yüksekliği ya. Hocam burada bir orta taban çıktı. Yani burası da 5 olmak zorunda değil mi? Evet. Yani yüksekliğimiz de 5 çıktı. Bir de bölü 2. Olay bitti. 18 bölü 2 9 çıktı. 5 kere 9 da 45 çıktı. Evet olay bu oldu. Yani buradaki şeyi bu katlamayı açmak bana zor gelecekti. Katlamayı böyle açayım falan filan. Zor gelecekti. O yüzden buradaki katlamada yani şu şekilde de yapabilirim aynı şeyi. Sonuçta bu şekilde yaptım ben bunu. Buradaki katlamayı eski haline getirip sonrasında katlama yaptım. Daha kolay bir şekilde oldu gençler. Evet. İlginç bir soru. Güzel bir soru. ÖSYM tarafından sorulmuş bir soru. Dikkatli olmanız gereken sorulardan biri diyebiliriz dostlar. 36'yı da bu şekilde bulduk. Geldik 37. soruya. Yine ÖSYM benzerini sormuş arkadaş. O yüzden lütfen dikkat. 3 özdeş ikizkenar yamuk. Özdeş şekillerle karşılaştığımız zaman bana bak ne diyorduk? Eş yapıları ÖSYM kullanmayı çok sever. Eş yapılarda nelere dikkat ediyorduk? Kenarların eşitliği, açıların eşitliği. Uzunluk böyle bir kalem böyle farklı bir yerde verilmişse sadece uzunluğunu kullanırsın. Ama bir üçgen farklı bir yerde verilmişse oradaki üçgenin kenarlarının eşitliğini de kullanacaksın. Açıların eşitliğini de kullanacaksın. Burada hocam yamuk var. Yamuk kapalı bir şekil. Yamukta da yine kenarların eşitliği, açıların eşitliği büyük ihtimalle bizim işimize yarar. Hadi bu soruya sen bir şöyle bir uğraş bakalım. Çünkü benzeri sorusu ÖSYM tarafından soruldu. Ellerinden öper. Buyur. Ben çözüyorum şimdi. Çözdüysen yorumlara yaz. Tamam. Hadi çözmediysen de yorum. Çünkü çözemeyip de demem bile benim için önemliydi. Ben soruya dönüyorum. Şimdi burada 3 özdeş ikizkenar yamuk. İkizkenar yamuk demiş ve özdeş demiş. İkizkenar yamuktaki şu kenarlara ben çizgi diyeyim. Özdeş. Alt tabanım A olsun, üst tabanım da C olsun. Hepsinde de aynı mı? Aynı. Ben bunları böyle yapıştırmışım. Ne elde etmişim? Böyle bir üçgen elde etmişim. O zaman burada arkadaşım alt tabanın A, üst tabanın da C olmasını, kenarların eşitliğini mutlaka yazalım. Hocam şu kenarlarda çizgi olmasını mutlaka yazalım. Üst tabanın da C olmasını mutlaka yazalım. Burada bir de şu açıları da yazalım. İkizkenar yamuk ya, bu açılar da eşit olacak. Şuradaki açıları da yazalım. Noktaya nokta yapar. Noktaya nokta yapar. Noktaya nokta yapar. Hocam üçgene bakar mısın? Büyük üçgen ne oldu? Kenarların eşitliğini konuşamadım. Açıların eşitliğini yazınca eşkenar çıktı. O zaman buradaki açılarımız ne oldu arkadaşım? 30-30 oldu. 62 eş parçaya böldü. 30-30 oldu. 30-30
%30 oldu mu? Oldu. Buradaki de eşkenar üçgen çıktı. Bunlar da ne oldu o zaman? 60-60-60 oldu mu? Oldu. E hatta burası şu tepe açıları da birbirine eşit olmayacak mı şöyle şöyle? Evet. E acaba hocam burayı 30 bulduysak zaten burası da 120 derece olacak. Tamam, bir sıkıntı yok. Şimdi oluşan şekildeki büyük üçgenin çevresi 18 3 verilmiş. Eşkenar üçgenin çevresi 18 3. Böl 3'e 6 3. A dediğim 6 3 çıktı. Gel burada 6 3'ü yaz burada. Evet, küçük üçgenin alanında küçük üçgende bir eşkenar üçgen, o da C kare 3 bölü 4 ne verilmiş? 12 3 olarak verilmiş. Buradan C kare de 48 yapar. C de buradan kök 48. Yani bu 16 çarpı 3 ya, 16 dışarıya çıktı. 4 3 oldu mu? Oldu. C'yi de 4 3 buldun. E her şey çıktı meydana kardeşim. Şunu büyüteyim. Şuradaki açılarımız 30 30. E bundan sonrasında ne yapacağız? Hocam yapacağımız hamle belli. İkizkenar yamukta. Dikmeler. Önemliydi. Şu dikmeleri çizdim. Bu dikmeleri çizince bunlar eşit olacak. Buraya 4 3 kaldı. E hocam bunun tamamı zaten 6 3'tü. 6 3'ten 4 3 çıkınca 2 3 kaldı. Bunlar da kök 3 3 diye paylaştı mı? Paylaştı. Kök 3 3 diye yazdım. E burası 60 derece. 60'ın karşısı kök 3'se 30'un karşısı ne olacak? Kök 3'e bölünmüş hali olacak. Yani 1 olacak. Şimdi bakıyorum. Bu ikizkenar yamuklardan birinin alanı. Hop, bir tanesinin alanı. Alt taban artı üst taban. 6 3 artı 4 3. Çarpı yükseklik. Yüksekliği de 1 olarak bulduk zaten. Bak şurayı 1 buldum. E o zaman çarpı yükseklik bölü 2 bana sonucu verecektir. 10 3 bölü 2'den cevaba 5 3 diye ulaştık mı gençler? Ulaştık. Evet, böylelikle bu soruyu da çözdük. E o zaman ilk şeyimiz bitti mi? Bitti. İlk kısım bitti. 25. günün ilk kısmını bitirdik. Şöyle bakıyoruz. Gerçekten bu sayfada çok güzel sorular çözdük arkadaşlar. Benzerleri ÖSYM tarafından soruldu. Yalnız bu soruya dikkat. Güzel bir teknik öğrendim burada. Bu soruyu not al. Yoruma not al. 34. soruya geri dön diye not al. O yorumdan bulursun kendini. Tamam. Hatta bu sayfaya geri dön böyle. Güzel sorular. Hoş sorular. ÖSYM'nin sorduğu sorular var burada. O yüzden dikkatli olunacak sayfa. E arkadaş, bitirdik mi o zaman biz burada 25. günün ilk dersini bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki derste, yani 25. günün ikinci dersinde yamuğun alan özelliklerinde devam edeceğiz. Orada görüşmek dileğiyle, kendine iyi bak. Hoşça kal.